Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Şu bebeklerimin bir tipine bak, bebeklerimin. Süslü gene kurulmuşsun kızım benim koltuğuma. Faysal'la sohbet mi ediyorsunuz bakayım, dedikodu mu yapıyorsunuz? Hey Faysal'ım, yakışıklı oğlum, bu çocuk beni bugün çıldırttı arkadaşlar, çıldırttı. Abi bahçede yürüyordum, dur çüştü, dur bebeğim. Şöyle yürüyordum, tamam mı lan, koştu. Bir anda geldi sırtıma bir ıslan, bırak onu. Bırak oğlum, bırak. Faysal'ım bırak. Koştu sırtımı bir ısırdı var ya. Nasıl canımı yaktı anlatamam size. İyice şımardı. Bak bugün işte milleti dinleyeceğim Faysal. Seni köpeklere kavurma yapacağım. Bonfile yapacağım. Pirzola yapacağım. Ziyafet çektireceğim. Bak az kaldı. Duydun mu? Duydun mu lan? Çok seviyorum keratayı da. Kıyamıyorum ki. Şu tipe baksana bir. Leş gibi olmuşsun gene. Yağmur yağdı ya. Leş gibi oldu. Arkadaşlar çiftliğe yeni tavuklar aldım dün. Dün aslında size bir video çektim ama dün o kadar sinirlendim, o kadar moralim bozuldu ki abi, kapattım videoyu, dedim çekmeyeyim dedim ya. Ondan sonra sildim videoyu da arkadaşlar. Ne oldu diyeceksiniz, anlatayım şimdi size. İki tane tavuğu aldım getirdim başladım video falan. Tam tavukları kafese koyacağım. O sırada Faysal geldi, tavuklar da gene karton kutunun içindeydi. Karton kutuyu havaya bir kaldırdı Faysal. E kaldırdıktan sonra da ne oldu? Tavuğun bir tanesi içinden düştü. Diğeri Allah şükür düşmedi. Düşünce köpekler diğerini kaptı hemen. Sonra çıldırdım yani. Acayip böyle çok anlatamam size. Çok moralim bozuldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Vardır bunlara bir hayır dedim yani. Faysal'ın yüzünden. Yani köpeklerin yapmadığını yaptı Faysal. Köpekler saldırmıyordu bile. Kapıyı açarken falan bekliyordu da Faysal böyle yaptı. Aslında Faysal'ın da bir kabahati yok da. Faysal içinde bir tavuk olduğunu, mavuk olduğunu ne bilsin yani. Değil mi kızım? O da işte kartonları böyle parçalamayı falan seviyor ya. Ondan sonra geldi öyle bir şey yaptı. Bundan sonra daha da dikkatli olacağım. Yani hiç böyle bir şey başıma gelmemişti de daha önce. İşte Faysal. Söz konusu Faysal'sa her an her şeye hazır olmanız lazım. Bak şimdi bak. Eksik kalma gel. Sakın eksik kalayım deme. Marla sen ne yapıyorsun? Marla da takmış arkadaşlar bıldırcınlara kafayı. Onların yanından ayrılmıyor. Tavuğu göstermeden önce gelin şöyle bir çiftliği gezelim arkadaşlar. Evlatları bir görelim. Marla ne istiyorsun şu bıldırcınlardan bakayım sen? Taktı kafayı, ayrılmıyor bıldırcınların yanından arkadaşlar ya, ayrılmıyor. Aa bıldırcınlar orada geziyor abi, otelden de hiçbir şey görünmüyor ki ya. Gençler bir çıkın bakayım. Marla çık. Çık gece. Kalkın hadi çık bakayım tahtanın üstüne. Hadi bakayım kızım. Aferin, hayır Marla. Bu arada arkadaşlar bugün güvercinler gelecek. Güvercin aldım iki tane. Güzel paçalı güvercinlerden, süs güvercinlerinden. Ondan sonra cima şey gelecek. Cüce koşun, tavukla horoz. Onların da videosu gelsin istiyorsanız söyleyin. Tavuk sayısını, horoz sayısını yavaş yavaş arttırıyorum işte. Zamanla daha da çok yapacağım arkadaşlar. Zamanla bir daha da çok sayıyı arttıracağız inşallah. Şimdi dedim süs tavuklarına, horozuna heves ettim. O cüce koşunlar geçen çok hoşuma gitmişti. Dedim onlardan alayım. Çünkü çok güzeller. Görünüşleri falan muazzam. Dedim bizim buraya da yakışırlar. Ne yapıyorsunuz bakalım gençler? Romeo. Romeo'yla bak, Mia'nın da videosunu çekecektim, unuttum size. Ne yapıyorsunuz bakalım aşklarım siz? Apollo'nun tasması nasıl olmuş Apollo'nun arkadaşlar? Söyleyin bakayım. Aa bak Apollo'nun tasmasına. Yakışmış mı? Bebeğim ne yapıyorsunuz bakalım siz? Kurban olur baba onlara. Şu tatlılıklara bak. Apollo kim diye soranlara tekrar söyleyeyim. Apollo bu yavrumuz arkadaşlar. Yavrulardan birini biliyorsunuz. Kendime ayırdım Apollo'yu. Diğerleri de şu anda daha burada duruyor. Daha sahiplendirmeyeyim. Biraz daha... Belki 1-1,5 ay sonra falan veririm arkadaşlar. Gelişimlerini izleyip takip etmek istiyorum. Bir de onları çok seviyorum. Hiç veresim de gelmiyor hiçbirini de. Tam hepsine bakacak durumumuz yok. Bunlar şimdi yavruyken zor değil de büyüdükleri zaman kaç tane köpek zor olur yani. Onlar da şu anlık buradalar. Daha vermeyeyim. Tabi isteyenler ulaşsın. Belki de erken de sahiplendirebilirim. O tamamıyla bana bağlı yani. Belli değil. Biraz uğraşmayı seviyorum arkadaşlar onlarla. Sofya sen ne yapıyorsun? Faysal'la mı çiftleşeceksiniz? Sofya da kızana geldi arkadaşlar. Onu bir Hades'le bugün yan yana salacağım. Antrenmanla Hades'le gene bir eşleyeceğim. En son eşleşmemiz tutmamıştı. Şimdi tekrardan eşleyeceğim. Bu arada bana şey diyenler olmuş. Sen demiş köpekleri vereceğim dedin. Köpek sayısını arttırdım falan filan. Arkadaşlar tabii galiba yanlış anlaşılmalar olmuş veya kaçırdığınız videolar olmuş. Sizlere de hak veriyorum tabii. Şimdi ben de derdim. Adam dedim köpekleri verecek diyor. Gene köpek alıyor derdim ben de haklı olarak. Onun açıklamasını şöyle yapayım. Geçen dedim ki arkadaşlar ben. Belki dedim artık dedim köpek sayısını da arttırabilirim. Hani üretim yapabilirim, anladınız mı? Yavrulardan en azından dedim bir gelir olursa hem köpeklere rahat bakarım hem kendim geçimimi sağlarım falan filan diye kafamda bir serüven oluşturdum.
Şimdi ben biliyorsunuz herhangi bir şekilde köpeklerimi yavrulatmıyorum. Bu yavrulardan herhangi bir gelir elde etmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Eğer ki en azından yavrulatırsak, eğer bir gelirimiz olursa hem köpeklerimize rahat bakarız hem kendimize rahat bakarız. Yani bunu şöyle düşünün. Örnek vereyim, insanlar koyun üretip, inek üretip vesaire satıyorlar ya. Yani bu şekilde düşün, anladınız mı? O yüzden bu iş fikri de benim için gayet mantıklı ve güzel. Ve bundan sonraki zamanda da çiftliğim de müsait olduğu için köpek sayısını daha da arttırabilirim. Arttırmayı da düşünüyorum yani. Farklı cinsler gelecek, farklı köpekler gelecek. En azından yavrulattığımız zaman hem köpeklerimize layıkıyla çok güzel bakacağız. Hem de kendimiz bir kere kazanmış olacağız. Kendimize güzel bakacağız yani. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden gelecek planım o şekilde. Sizce mantıklı mı? Yorumlara yazın. Hepinizin fikirleri benim için biliyorsunuz çok önemli. Hepsini okuyorum. Beni seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Allah razı olsun. Hepinize minnettarım arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemlerde çok moralim falan bozuktu. Böyle şu sıralar elimden gelince video falan çekiyorum. Sizlerle sohbet, muhabbetler, o güzel yorumlar falan. Vallahi billahi beni çok ayakta tutuyor. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Hadi gelin şimdi tavukların yanına geçelim. Bu arada da İlerleyen süreçte sizde hangi cins köpek alayım onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Hem Marlam. Marlam da kızan da Marla'yı çiftleştirmeyeceğim. Carlos kapalı şimdi. Biliyorsunuz Marla kızım yaşlı diye. Mia sen ne yapıyorsun Mia? Tavukların başındasın gene bakayım. Tavukları mı izliyorsun? Aa arkadaşlar bak yeni tavuğumuz bu. Yeni tavuğumuz bu arkadaşlar. Dur. Gözükmüyor ki ha. Böyle bu sefer farklı bir renk aldım, kahverengi. Dün arkadaşlar şeyde gidiyordum çarşıda, tavukçuda gördüm abi bu rengi. Aa dedim bu herhalde köy tavuğu. Çok hoşuma gitti. Dedim bir tane köy tavuğu alalım. Hep diğerlerine yanına bir köy tavuğu falan al diyordunuz bana. Bu ama şeymiş herhalde, lohmanmış değil mi? Yanlış biliyorsam düzeltin. Dün sordum ben Instagram'dan paylaştım. Arkadaşlar dedim tavuk alayım mı? Böyle bir tavuk bulduk, bunun cinsi nedir diye. Herkes demiş al güzel köy tavuğu diyen olmuş. Lohman diyen olmuş, ne bileyim farklı cinsler diyen olmuş. Herkes bir şey söylemiş. Bu arada da bu tavuğu da 10 kişiden 5'i al, 5'i de alma dedi arkadaşlar. Bazıları demiş onlar çok çabuk hasta oluyor. Mia hayır çık bakayım. Dur. Dur abi şşt hayır abi buralar hep çamur olmuş ya. İşte bana diyorsunuz ki siz o şeyi yerden al. Samanı yerden bunu aldığın zaman buralar hep çamur olacak tamam. Gene sabun saman tutuyor. Bir de arkadaşlar bu tavuk halsiz. Mesela ilk tavuklarım benim böyle değillerdi ilk geldikleri zaman. Canlılardı, geziyorlardı falan. Bu tavuk böyle aldığımdan beri böyle bir değişik davranıyor hastaymış gibi. Bir sevmeye çalışayım bakayım. Gel. Ne yapıyorsun sen? Yatıyor, güneşleniyor muydun yoksa? Maşallah çok güzel değil mi ama? Biraz halsiz geldi gözüme. İşte millet demiş hasta olur alma. Bazıları demiş hasta olmaz dayanıklı. Bazıları demiş farklı bir şeyler. Yani bu tavuk iyi mi değil mi? Daha orada böyle lohman tavukları var. Eğer ki derseniz al, ilerleyen zamanda alacağım arkadaşlar. Bu arada dün gittim farklı bir yem aldım. O yemi de göstereyim size. Aa şundan. Bak bu pellet yem. Orada şeyin içindeydi. Dün arkadaşlar bu yemden buldum. Buldum dediğimde adama sordum bu tavuğu farklı bir yerden aldım. Bana dedi ki pardon hatta şöyle oldu. Adam kümesinin içinde bir baktım önünde böyle yem var onların kuma benziyor. Dedim bu ne yemi böyle? Dedi bu yavru yemi. Dedim bana dedim yavru tavuğa dedim pellet yem verdiler yumurta yapması için falan filan. Onlar dedi elinde yoktur o yüzden sana öyle vermişsin. Normalde dedi bu yemden vermen lazım onlara dedi. Şimdi doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor veya herkes farklı bir şey söylüyor. Yani kime inanacağımı şaşırdım arkadaşlar. Mesela o yemi vermemen lazım diyor yumurta yemini. Onlar daha diyor onu yiyemezler diyor. Bunu vermen lazım diyor. Falan filan herkes bir şey söylüyor. Buğday dedi sakın verme dedi. Buğday dedi verirsen dedi tavuk dedi yumurta yapmaz dedi. Yani size yemin ediyorum kime inanacağımı şaşırdım. Vallahi billahi kime inanacağımı, kimi dinleyeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Bu yemi aldım, bu yemi de sevmediler. Bunu da hatta dedim yemliğe koyacaktım. Yemliğin içi çok pis arkadaşlar. Şimdi içini de temizleyemedim. Onun içinde yemler var ya çünkü. Onu temizlerken yemler dökülür diye. Dedim en iyisi bunu dedim bir kartona koyayım. Şu dedim yerde beton ya en azından dedim eşeleyip kirletemezler bunu. 4 kilo aldım. Dün de bunu hiç sevmediler. Kum gibi değişik bir şey. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Bu arada yeni alacağımız horoz da bizim bu horoz kavga eder mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bak bunların hepsi bir arada geziyor. Bu tintitlerin falan sağlık durumu Allah'a şükür çok iyi. Bunların bir sıkıntısı yok da şu tavuk biraz şey geldi bana. Hasta geldi. Bunlar hasta falan oluyormuş herhalde. Yani bunların ben aşısıdır, ilacıdır vesaire vesaire neler kullanmam lazım lütfen bana söyleyin. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben anlamıyorum, bilmiyorum. En azından öğrenmeye çalışıyorum. Heves ettim yani tavuğa, horoza, ona buna.
çiftliğim güzel olsun, anladınız mı? Güzel bir atmosfer yaratsın istedim. Öğrenmeye çalışıyorum elimden geldiğince de. Şimdi bunları aşı vurmamız lazımmış. Yoksa hepsi bir ölüymüş herhalde hastalığa yakalanır. Ama şöyle de bir şey öğrendim bugün. Zaten bunları satan kişi, satan tavukçular aşılayıp satıyormuş yani. Doğru mu? Aşılayıp satıyorlarmış. Öyle hasta falan olmazlarmış da işte bu değişik geldi gözüme. Hatta dün bu horoz da, bizim horoz da bu geldi, buna bir ekelendi. Abi horozum çok güzel ya. Ben bu horozu çok seviyorum. Siz beğenmiyorsunuz ama çok güzel. Daha tam yaşına da girmemiş arkadaşlar. Bu biraz daha büyüyecek. Bak bu tavuğumuz iyice olmaya başladı. Bu genişliyor. Şu biraz zayıf kaldı. Değil mi? Şu daha küçük ondan. Herhalde bunların hepsi aynı zamanın tavuğu değiller. Gel seni bir seveyim gel. Ne yapıyorsun sen? Geziyorsun mu? Gel. Neredesiniz bakayım? Gençler bir rahat durun. Bırakın tavukları. Tavuk geç. Telin dibinde durmayın hadi. Köpekler zarar vermesin size. Duydunuz mu? Şimdi bugün de toplam 3 tane daha tavuk gelecek. 3 tavuk, 1 horoz, 2 tane güvercin arkadaşlar. Bakalım acıca koşunlarla inşallah bunlar anlaşır, bir sıkıntı yaşamayız. Bu yemliği de en son bir tahtanın üstüne falan koyacağım dedim. Sonra uğraşmadım, kaldı orada o yağmur falan yağınca. Baksana abi yerler çok kötü oldu ya. Samur olmasa var ya burası leş gibi çamur olur. Buraya biz bir mucur mucur bir şey dökmemiz lazım. Millet diyor saman koyma, onu koyma da ya, buraya çamur olmasa bak bakayım nasıl çamur olacak. Saman gene tutuyor. Bu horoz yanımda gezmek istiyor benim tavuk. Gezecek mi beni? Durun bakayım orada. Gençler siz bir müsaade edin bana. Tabii bu arada şu da var arkadaşlar. Bu tavuk yeni geldi ya, yabancılık çekiyor da olabilir, alışması lazım. Diğer tavuklarla baksana yabancılık çekiyor gibi. Daha arkadaş olamadılar herhalde. Onun için biraz daha alışması zaman lazım. Bir de hayvan ömrü boyunca büyük ihtimalle bunu üretiyorlar. Sonuçta ufacık kafesin içinde falanmış, böyle hiç salmamışlardı yani, ufacık kafeste falan büyümüştür. Böyle hayvan da bir salınca şaşırdı yani, değişik hissetti hayvan. Şimdi ben bunu hobi amaçlı başladım. İlerleyen zamanda da Allah nasip ederse iyice sayıyı arttıracağım. Sonra yumurtalarını falan satmaya başlayacağım arkadaşlar. Hem ben yerim hem satarım. En azından düşününce günlük 50 tane yumurta alsak 4 liraya versen varsayıyorum işte. 200 lira para yapar, doğru mu? 200 tane 200 lira para yapar. Aylık 6000 lira yapar en azından. Köpeklerin masrafının bir bölümünü çıkarır. Bunların zaten aylık masrafı ne kadar? Kaç para olacak? Bunların bir masrafı yok yani. Bakması bunlara zor değil, kolay arkadaşlar. Her zaman diyorum en pahalısı köpek. Yani köpeği beslemeyen, bilmeyen bilmiyor. Herkes diyor ki bugün büyük başın, küçük başın bakımı falan daha zor, çart, çürt. Yok be, Allah için ya. İşin içine girmeyen bilemez. Ben küçük başın da işine girdim, büyük başın da işine girdim. Biliyorum nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Köpeklerin masrafları hele ki bu devirde acayip pahalı. Öyle böyle değil. Ya bir de iyi mama vermen lazım. Ot mod vermiyor mu? İyi kaliteli mama vereceksin. Tüyleri düzelsin, yara yapmasın. Yok tavuk verme, yok ev yemeği verme. Yok en iyi beslesen mesela diyorum yani. En iyi bir mama alayım desen 15 kilo mama 2 milyar 2,5 milyar iyi bir mama yani. Bana dediğiniz mesela öyle yemek yapsana mama ver. Ya arkadaşlar benim vereceğim 400-500 mama iyi bir mama değil zaten. Hayvan o da işine otu basmışlar. Ta alıyor zaten, anladınız mı? O yüzden de ben kendime en azından yaptığım yemek mesela daha faydalı. Onu vereceğime ben tavuk veriyorum. Tavuk daha faydalı. Hayvan ot yiyeceğine en azından et yiyor. Değil mi Cegi? Bu arada dün o kaçan tavuğu sizce hangi köpek yedi? Bakayım kim doğru bilecek. Yorumlara yazın. Kim doğru bilecek? 5 saniye bekliyorum abi. Sizce hangi köpek yedi onu? Bakayım doğru bilen var mı? Abi ben size ufak ufak göstereyim. Aha. Belki hiç kimse bunu tahmin etmedi de. Aha. Cegi. Dün abi gene kazdı, kaçtı orayı. İlk gece yakaladı. Sonra ben geceden aldım tavuğu. Sonra bir anda Jegi aldı. Ondan sonra yedi kız. Vallahi ne yapalım arkadaşlar. Sağlık olsun. Şişli. Ne yapıyorsun aşkım? Marla şu bıldırcınları bir bırak ya. Bir bırak ya. Hadi. Helemeyin. Hayır dedim. Çık oradan. Oo bak burada da çivi varmış. Allah korusun. Köpeklere batar tamam. Hiç dikkat etmedim ya. Bak görüyorsunuz değil mi? Şunu şöyle bir yapayım. Ellemeyin evladım şunu. Güvercinler de gelsin arkadaşlar. Bıldırcının yanına koyacağım. Zaten bıldırcının herhalde bir sıkıntı yaşamaz değil mi? Orada takılırlar yani. En azından orada rahat olur. Çünkü güvercin de buradan hala koyabileceğim bir yer yok. Bunun önüne de bir sistem yapayım diyorum. Bu tahtayı yıkıp duruyorlar. Örnek veriyorum kapı gibi yani. Buraya menteşeyle yan bir kapı gibi bir şey yapacağız. Menteşeyle buraya sabitleyeceğiz abi. Şuradan da kilidi oturtturacağız tahtanın önüne. Anladınız mı? Böyle sadece kapıyı çeker gibi açılacak yani. Onun haricinde açılmayacak. Nasıl mantıklı mı? Bence çok mantıklı geldi.
Böyle kapıyı yapacaksın abi oraya. Oturtturacaksın. İstediğin zaman açacaksın. Çünkü böyle köpekler yıkıyor. Bıldırcınları tedirgin ediyor. Hayvanlar da ister istemez korkuyor yani. Bunlar da daha yumurtlamaya başlamadı. Ne zaman yumurtlayacaklar bilmiyorum. Bak mesela yeni şeyler öğreniyorum hep sizden. Birisi demiş ki bıldırcınlar demiş erkek olmadan da yumurtlayabiliyor. Vallahi bilmiyordum. Ben erkek de almıştım. İşte öğreniyoruz daha. Her işin kendine göre bir ayrıntıları, incelikleri var arkadaşlar. Şimdi bizim abiyi bekliyorum. Geçen gittiğim çiftlik vardı ya arkadaşlar. Tavukları falan almış. Horozordan almıştım ben. Ondan gelecek. Horozlar, tavuklar. Onlar da bir gelsin. Onlar da istiyorsanız sizlere video çekerim. Birazdan o burada olur zaten. İki tane güvercin. İki tavuk. İki miydi? Üç müydü? Bir tane de o horozdan. Sizlere de bugün yeni aldığımız tavuğu bir göstereyim dedim. İstiyordum ki böyle ikisi birden geçsin falan filan. Allah dün çok canım sıkıldı. Çok üzüldüm de. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlısı Allah'tan. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.